İyi Gelir sunar. İyi Gelir fon platformu yatırımlarınıza iyi gelir. Merhabalar, videomuza hoş geldiniz hepiniz. Yaklaşık bir haftadır piyasaların pek keyfi yok gibi. Bugün de baktığımızda küresel borsalar kırmızılarda, bizim borsamız da aynı şekilde düşüyor. Altına bakıyoruz, altın gene 2350 doları aşamıyor. Bugün gene kayıp yazmış. Kurlara baktığımız zamansa bizim ülkemizin dinamikleri nedeniyle dolarda ve euroda da aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Bunun sebebi yabancı yatırımcının yoğun bir şekilde piyasalarımıza özellikle de tahvil vasıtasıyla giriyor olması ve döviz getirmesi, döviz arzının çok olması. Bu da dövizin değerini düşürüyor. Biliyorsunuz bir şeyin arzı fazlaysa o zaman değerinde de bir düşüş görüyoruz. Merkez Bankası alım yapıyor, döviz alımı yapıyor, bir talep oluşturuyor. Bunun sebebi de rezervlerini arttırmak istemesi, negatif rezervlerden pozitife dönmeye çalışıyor. Tabii o döviz aldıkça döviz birazcık stabil kalmayı başarıyor. Ama söylenen de şu ki Merkez Bankası bu döviz alımlarını yapmasa o zaman 25 liralara kadar bile belki inebilir doların değeri. Bu yaz ayları için de aslında turizm gelirleri de döviz arzına ekleneceği için önümüzdeki aylarda dövizin enflasyon kadar artmayacağı ile ilgili bir beklenti var. Belki böyle stabil seyredebilir sevgili izleyicilerimiz. O nedenle de yatırımcılar ne yapacak? Yani döviz yukarı gitmiyor, altın gitmiyor. Borsamıza baktığımız zaman onda da işte birkaç gündür düşüşler var. Bir hızlanmıştı, güzel yükselmişti. Ama sonra kar realizasyonları diyebilirsiniz. Bir takım şirketlerle ve bankalarla ilgili haberler bunlar. Endeksi aşağı doğru çekiyor. Peki biz ne yapacağız böyle zamanlarda? Nasıl pozisyon almalıyız? Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Şimdi ben burada size iki farklı risk algısı için fonlar göstereceğim. Burada birinci amacımızın aslında burada seslendiğimiz kitlenin, yatırımcı kitlesinin mevduatın biraz üzerinde getiri elde etmek olan. Diyelim ki mevduat yıllık bazda baktığımızda, para piyasası fonlarına da baktığımızda yaklaşık %50 ile 55 arasında değişen getiriler mevcut. 55 derken de burada aslında 30 Nisan öncesinde alınan para piyasası fonlarından bahsediyorum. Onlarda vergi olmadığı için getiriler mevduat eşiğini olarak baktığımızda %55'lere çıkıyor. Ama diyelim ki siz 1 Mayıs ve sonrasında aldınız. O zaman da getirileriniz yüzde en yükseği olarak baktığımızda 51-52 seviyelerinde. Peki diyelim ki böyle bir şey var. Yani para piyasası fonlarında böyle oranlar var. Biz bunun yıllık bazda üzerinde kazanmak istiyoruz. Ve bunu da evet para piyasası fonları hiç negatif getiri yazmıyorlar ya da çok az yazıyorlar. Sonuçta aldığınızın karşılığının ne olacağını biliyorsunuz. Çünkü çoğunlukla mevduata ters repoya yatırım yapıyorlar. Ve orada dediğimiz gibi risk oldukça düşük. Peki ben bunun bir tık daha fazla üzerinde bir risk alsam ama bunun daha üzerinde kazansam. Belki bunun 15 puan, 20 puan üzerinde. Yani buradan kastımız yıllık bazda 50 diyelim, 50'nin 20 puan üzerinde %70'ler civarında getirileri fonlarla bu tür düşük risk alarak, düşük volatiliteyle yapabilir miyim? İşte burada da değişken fonlar karşımıza çıkıyor. Fonların risk değerlerinin 1 ile 7 arasında olduğunu söyleyelim. 1 en düşük riskli fon demek, 7 de en yüksek risk demek. Burada bizim bakabileceğimiz risk değeri 3 olabilir, 4 olabilir. 1-2 risklerine sahip fonlar genellikle para piyasası fonları oluyor. Yani riski çok çok düşük, minimal. Ama 3 dediğimiz zaman bir tık daha fazla risk almış oluyorsunuz. Ama öyle orta düzeyde bir risk bile belki değil. 4 dediğimiz zaman orta düzeyde riske giriyor. 5 dediğimiz zaman ortanın biraz üstü. 6 ve 7 artık yüksek riskler oluyorlar. 6 yüksek, 7'ye de çok yüksek risk diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada isterseniz önce bir 3 risklerine sahip fonlara bakalım. Neler varmış? Bunların biraz böyle içeriklerine birkaç tane fon bazında bakalım. Ve buradan kendimize fon seçmeye çalışalım. Bir de tabii bu değişken fonların önemli bir özelliği sevgili izleyicilerimiz, farklı farklı varlıklara yatırım yapıyorlar. Yani içlerinde hisse senedi de oluyor, tahvil de oluyor, mevduat yapan da var, içine koyan var. Böyle çeşitlendirilmiş, böyle hani dün de bir video çıkmıştı, adını da karışık meyveli pasta demiştik. Biraz böyle karışık meyveli pasta gibi oluyorlar. Bu pastalardan bir dilim almak istersek acaba hangisini alabiliriz? Bu artık tabii ki sizin kararınıza kalmış. Ben hemen şimdi ekranımı göstereyim. Sizinle beraber risk değeri 3 olan, ekranımı görebiliyorsunuzdur, fonlarımıza bakalım. 8 tane fon var. Yani aslında çok da fazla fon yok. 8 tane fonumuz var. Risk değeri 3 olan. Ben buraya size getirilerini çıkarttım. Kısa vade,
orta vade, uzun vadede bakalım diye. Şarp oranlarını çıkarttım, bir de maksimum kayıplarını çıkarttım. Yani son bir yıl içerisinde maksimum ne kadar kaybetmişler, bunları da görebilirsiniz. Şimdi ben burada bir yıllık getiriye göre sıralamıştım. Çünkü biz mevduatın getirisini bir yıl üzerinden konuşuyoruz ya, yüzde böyle işte 51, 52 diyoruz. İlk sırada Avro Portföyün Değişken Fonu var, IYB ve bir yıllık getirisi bakın %95 olmuş yaklaşık. %95 bir yıllık getiri, yılbaşından bu yana yani yaklaşık 5 ayda %24 kazandırmış, aylıkta %5. Para piyasası fonlarına baktığımız zaman aylık getirilerin 4.1, 4.2 olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi aylık 1 puan üzerinde getiriyle yıllık bileşiklendirerek baktığımızda bu para piyasası fonlarının neredeyse 2 katına yakın kazandırıyor bu fonumuz diye görüyoruz. Tabii geçmiş getiriler geleceğin de garantisi değil, bunu da muhakkak söyleyelim. Onu takip eden fonun da benzer bir getirisi var. Garanti Portföy'ün ikinci değişken fonu. Üçüncü sırada da İş Portföy'ün Tema Değişken Fonu var. Onunki de 92.9 kazandırmış bir yılda. Hemen bakın bunlar böyle bir grup oluşturmuşlar 90'ın üzeri. Bir tık altlarına indiğim zaman puan getiri 20 puan kadar düşüyor. SOA var, ünlü portföyün birinci değişken fonu 70.5'lik, 70.5'luk bir yıllık getirisi olmuş. Bu da güzel. Yani ben zaten mevduat 50 ise 20 puanlık bir getiriye de üzerinde razıyım diyorsanız o zaman böyle bir fonda düşünülebilir. Ama tabii baktığınız zaman risk düzeyleri olarak aynılar. Dolayısıyla daha yüksek getirili bu 3 taneden bir tanesine de bakabilirsiniz. Tabii nasıl sizin içiniz rahat ederse. Şimdi ben önce size bir IYB'yi açmıştım, onu göstereyim. Avro Portföy'ün Değişken Fonu, hemen bu sekmemizi paylaşalım sizinle. Siz de görüyorsunuz herhalde. Şöyle hızlıca bir bakalım fona. Az evvel getirilerini göstermiştim. Ben varlık dalına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle hani çok meyveli pasta demiştik. Finansman bonosu, yani sabit getirili bir içinde kıymet var. Hisse senetlerine göre riski daha düşük, şirketlere borçlanma kağıtları bunlar. Siz de böyle bir fon aldığınız zaman içerisinde şirketlerin borçlanma kağıtları duruyor. Dolayısıyla siz aslında o şirketlere borç vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla riski daha düşük hisse senedine göre. Burada bir de şey var, finansman bonusu yarısını oluşturuyor portföyünün, %18 hisse senedi. Bakın hisse senedinin oranı oldukça düşük ama var yine de hisse senedi. DİOP yapıyor, yani ne yapıyor? Borsadaki düşüşe karşılık ya da işte finansman bonolarındaki düşüş beklentisine karşılık kendini koruma mekanizmaları çalıştırıyor, bunu söyleyebiliriz. Bir de %10 oranında da yatırım fonlarından koymuş portföyüne. Kendi yatırım fonları olabilir. Bunun detayına tabii bakmak gerekir sevgili izleyicilerimiz. Bunun böyle varlık dalını gösterdikten sonra bir de 3. sıradaki TMC'yi göstereceğim size. Bu fonu da çok soruyorsunuz son zamanlarda bize. Bunun da getirisi dediğim gibi bir yıllık getirisi IYB'nin biraz altında ama o da 90'ın üzerinde. Bu son bir ayda atak yapmış bir fon. 8.66'lık bir getirisi olmuş. Dolayısıyla bu fonu da bir bakalım içeriğinde ne varmış diye. Bu fonumuz da bakın gene çok meyveli bir pasta. Hisse senedi oranı daha yüksek bunda IYB'ye göre. %49. Örneğin siz derseniz ki ben bu kadar hisse taşımak istemiyorum, biraz borsadan çekiniyorum, o zaman IYB'ye bakabilirsiniz. Ama hisse ağırlığım fazla olsun diyorsanız o zaman TMC'ye bakabilirsiniz. Tabii böyle aslında bakın farklı farklı bir sürü fon almak yerine, yani hisse senedi fonu ne alayım, işte tahvil fonu ne alayım, altın fonu ne alayım diye düşünmek yerine değişken fonlar işte size bu imkanı sağlıyorlar. Onlar böyle farklı farklı varlıklara yatırım yapıyorlar. Hisse senedi %50'ye yakın. Ters repo, yani mevduat getirisi var burada. %21, yüksek bir ağırlıkta tutuyor. Yabancı hisse senedi var mesela bu fonun içinde. %10 civarında yabancı hisse senedi var. Yabancı ETF var 4.5 oranında. Gene bu da koruma sağlıyor %8 oranında. Bu da az miktarda da olsa sabit getirili borçlanma aracı tutuyor. Tahvil tutuyor. Özel sektörün çıkardığı %5 civarında. Yani bunun IYB'den farkı biraz daha ağırlıklı Borsa İstanbul taşıması. Bir de yabancı hisse senetlerine ağırlık veriyor olması. Yabancı hisse senedi ve yabancı ETF'ler. Eğer sizin tercihiniz bu yöndeyse TMC'ye de bakabilirsiniz. Şimdi buradan gelelim. Size bir de şunu göstermek istiyorum. Şurayı bir hemen durdurayım. Sizinle böyle bir karşılıklı olabilelim. Bu tabii biraz daha düşük risk alabilecek olanlara bizim verdiğimiz değişken fon listesiydi. Bir de şunu diyebilirsiniz. Ya ben böyle ortanın biraz üstünde risk almak istiyorum ve mevduatın da çok daha üzerinde bir getiri elde etmek istiyorum. O zaman da risk değeri 5 olan değişken fonlara bakalım diyeceğim ben size. Gidelim bakalım hemen.
Risk değeri 5 olanları sizinle paylaşayım. Ben ekranımı paylaşayım. Risk değeri 5 olan 23 tane fonumuz varmış. Değişken fonumuz varmış. Burada ben sizin için sıraladım bunların hepsini. Önceden çıkartmıştık. Bakın burada 1 yıllık getiriler demin 3 risk değerine sahip olanlarda %98 civarında, %90 civarındayken burada %150'lere çıktı. İlk sırada Ataportföy'ün AED'si var %155. Onu ACD, SVB takip ediyor %148'ler civarında. Getiriler söz konusu. Ama tabii gördüğünüz gibi maksimum kayıplar da arttı. Yani az evvel %4'ler, %1,5-2'ler varken şimdi burada mesela %16,8 kayıplar var. Siz derseniz ki ben daha yüksek kaybı göze alıyorum. Benim fonum birazcık daha fazla potansiyeli olsun. Bir yılda daha yüksek kazandırsın. O zaman işte risk değeri 5 olan fonlara da bakabilirsiniz. Şimdi burada ilk 4 sırada gördüğünüz fon ve şurada 6. ve 7. sıradaki fonlar, bunlar bir stopaj avantajına sahip fonlar. Değişken fonlar, normalde değişken fonlarda %10 vergi vardır. Ama bu fonlar, burada gördüğünüz fonlar listedeki stopaj avantajı, yani bu fonları eğer bir yıldan uzun süre elinizde tutarsanız herhangi bir vergi ödemiyorsunuz kazanç üzerinden. Ve bu fonların taahhütte şu, biz diyorlar portföyümüzün en az %51'ini hisse senetlerine, borsaya yatıracağız. Böyle bir taahhütte bulunuyorlar. Bunu izahnamelerine yazıyorlar ve bu şekilde eğer siz de bu fonları bir yıldan uzun süre tutarsanız ne yapabiliyorsunuz? Vergi ödememe lüksüne sahip olabiliyorsunuz. Burada ilk sıradaki fonu göstermiştim, getiriyi de göstermiştim. Bu fonu biz çok yakın bir zamanda analiz ettik. İyi Gelir YouTube kanalında izleyebilirsiniz. O yüzden bu fona bakmayalım. Oradaki videodan o bilgileri alabilirsiniz. Ben bu üçüncü sıradaki strateji portföyün agresif değişken fonunun içeriğini merak ettim. Biraz hani maksimum kaybı da yüksek olduğu için. Onu bir beraber inceleyelim sizle. Bunun içeriğinde neler varmış ona bir bakalım. Şu anda gösteriyorum ben sekmeyi size. Siz de görüyorsunuz. Evet, SVB'nin onun da bakın bir aylık getirisi 8,5 civarında. Yani deminki TMC'ye benzer bir getirisi var. Ben varlık dağılımını merak ettim. Ağırlıklı olarak %70 civarında hisse senedi var. Borsa İstanbul'a yatırım yapmış. Zaten 51 yapmak zorunda en az. Dolayısıyla onu %70 civarında tutuyor. Demin gördük mesela IEB'de daha düşüktü, TMC'de biraz daha yüksekti, %48 civarındaydı. Burada da %70 civarında. Yani ben Borsa İstanbul'u yüksek oranda portföyümde tutmak istiyorum diyorsanız böyle bir fon tercih edebilirsiniz. %15 oranında mevduat benzeri bir ürün var. Yani buradan mevduat faizini alabilirsiniz, takas bank para piyasası. Bir de VIOP işlemi yapıyor, yani portföyünü korumaya çalışıyor, hedging yapıyor, short pozisyonlar alıyor VIOP işlemlerinde. Dolayısıyla böyle bir yapı. Yani siz aslında işte hisse senedi koyayım portföyüme, hangi hisse fonunu alsam, işte hangi tahvil fonunu alsam, işte biraz da yabancı hisse fonu mu alsam diye böyle 4-5 tane fon düşünmek yerine değişken fonlarla, bu birçok varlığa yatırım yapan bu kategoriyle aslında kolaylıkla tek bir ya da iki tane fonla işinizi halledebilirsiniz. Hele ki de böyle volatilitenin çok yüksek olduğu zamanlarda kendi risk profilinize göre ne yapabilirsiniz? Bu değişken fonlar içerisinden seçebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi Gelir sundu. İyi Gelir fon platformu. Yatırımlarınıza iyi gelir.